nasıl giremezmiş ya, birazcık geç kaldı diye. Hem başımıza neler geldi. Sen hangi yetkiyle? Kesin talimat var hanım teyze. Sınav başladıktan sonra kimseyi alamayız içeri. Yakmayın beni, ne olur. 10 dakika oldu sadece, ne olur. Sen bana baksana bana. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen bu kızın kim olduğunu biliyor musun? Bizatihi bölge birincisi kendisi. Sen Milli Eğitim Bakanı'na nasıl hesap vereceksin bu kızı imtihana sokamazsan? Bana bak adam, seni dava ederim. Bölge birinciliğini oynayan bir çocuğu sınava sokmuyorsun diye. Hem sen bu kızın geleceğiyle mi oynuyorsun? Hiç mi vicdan yok sende? Ama lütfen, lütfen, zamanımdan gidiyor benim burada. Peki tamam, gel kızım benle. Şu görevlilerle bir konuşalım. Hadi selametle. Gel. Allah senden hadi, razı olsun. Hadi, hadi, hadi selametle. Yarım saat geçmiş olmaz. Niye geç kaldın kızım sen bu kadar? Hocam, hocam ben kağıdımı unutmuştum. Kağıdı yetiştirdiler. Tamam, tamam, içeride. Aslında aşağıdaydım yarım saattir, yemin ederim. Tamam, beraber tamam, tamam, sakin ol. Geç, geç, sessiz ol biraz. Necati Hocam, ne oldu? Haber var mı Narin'den? Girebilmiş mi sınava? Erdoğan, ne diyorsun sen ya? Ne girebilmiş mi Narin sınava ya? Ya senin haberin yok tabii. Ben gelirken yolda Şadiye ile karşılaştım. Sabah evde kıyametler kopmuş. Bu Mehmet var ya, bu Mehmet, kızın giriş kağıdını saklamış. Ulan ben bu Mehmet'i öldüreyim mi şimdi yani? Allah yarabbim. Bunu bilse bilse Hafize Hanım bilir. Oğlum bana bir çay. Alo. Hafize Hanım, rahatsız ettim. Ben Necati Hoca. Kusura bakmayın. Ya ben bir şeyler duydum da, Narin sınava girebildi mi acaba? Girdi, girdi. Zar zor, itiş, kakış, dövüş. İkna edebildik kapıdakileri, girdi. Zavallı Narin, helak oldu ağlamaktan. İnşallah içeride kafasını toplayıp soruları cevaplayabiliyordur. Sağ olun efendim. Ne diyor? Girmiş sınava kız. Çok şükür. Sağ ol. Erdoğan girmiş de. Şimdi bu moral bozukluğu, bu kafa dağınıklığıyla nasıl cevaplayacak soruları? Sen merak etme. Şimdi o cin gibidir. Kendini toparlamıştır, çözmeye başlamıştır soruları. Senin bu saatte burada ne işin var? Yeni başkan sana izin mi veriyor? Yeni başkanla pek anlaşamıyoruz. Zaten kulübede tuhaf tuhaf adamlar geldi. Öncekiler çok düzgündü de. Evet, ben öyle deme. Hikmet Başkan'ın kendine özgü bir ahlak anlayışı vardı. Bunlar da o da yok. Ahlak anlayışı, tabii. Heykelini dikmek lazım. Ben bir takım şeyler duydum. Bu yeni başkan fabrikayı aldıktan sonra bayağı adamı işten çıkartmış, doğru mu? Doğru. Herkesi işten çıkarıyorlar. Beni de çıkaracaklar. Eli kulağındadır. Beni de yakında işten çıkarttılar. Bu yeni başkanla pek anlaşamıyoruz dedim ya. Yakında aramızda hırs çıkacak. Bunlar futbol için tehlikeli adamlar. Bir şeyler karıştırıyorlar ama. Neyse, hayırlısı olsun diyelim. Çıktı. Narin, nasıl geçti yavrum? Yaptın mı soruları? Yaptım. Çok iyi geçti Hafize teyze, çok iyi geçti. Hatta cevaplarımı bile kontrol ettim. Bana bak, sakın atmasaydın. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor, biliyorsun. Evet, biliyorum, biliyorum. Yok yok, tamam yani, bilmediklerimi boş bıraktım zaten. Aferin. Oh. Ben Fırat arayayım hemen. Aa, nereden çıktı bakayım o telefon? Ya işte Fırat vermişti geçenlerde. Hani en azından mesajlaşalım diye. Her şey böyle. Alo, nasıl geçti sınavın? Çok iyi geçti ya, çok iyi. 45 soru matematikten 44 sorusunu yaptım. Türkçeyi yaptım. Sosyalin tamamını full çaktım yani. Peki sizin kaç sayıları ne oldu bu sene?
İstanbul Hukuk'a yetiyor mu diye bakıyorum ben de puanın da kesin yazarız o zaman. Evet evet yazıyoruz kesin. Zaten sözler 1.8 sayısalda 0.4 önce tam eşit ağırlık oluyor. Tamamdır yani. Şimdi, hadi konuşuruz sonra. Ben şimdi kapatayım. Hafize teyze bekliyor. Tamam. Öpüyorum seni. O elindekini iade edebilirsin Fırat'a. Ben Necati abiydi bir arayayım. Ölmüştür meraktan. Erdoğan Nalin arıyor. Aç. Alo. Alo. Necati abi. Nasıl geçti? Bitti. Hepsini yaptım Necati abi, hepsini. Evet, yaşa be Nalin. Yaşa, sen yaslan. Gururusun be. Kalk oynayalım ha. Kaydır kumpak cemile. Erdoğan abi. Ne olmuş, haber alabildin mi? Yetişmiş mi ablam sınava? Yetişmiş, yetişmiş. Hafize Hanım son anda kağıdını yetiştirmiş. Çok da güzel geçmiş sınavı. İnşallah çok güzel bir yeri kazanacak. Mehmet sen nasıl bir mahlukat oldun be oğlum? Hayır ne geçti eline kızın kağıdını saklayınca ben onu anlamıyorum ha. Şu geçmiyor mu aklından? Şu kız okusun kendini kurtarsın ha. Belki bizi de kurtarır diye. Oğlum. Nereye? Bak oğlum mis gibi tarhana çorbası yaptım. Sofraya otursana. Şadiye, kızım. Baban ne yapar, ne eder oralarda? Gurbet ellerde. Ha? Beş parasız. Ne yer, ne içer ha kızım? Recep, ne geldin sen? Ben sana gelme demedim mi? Kediler bile özlemiş beni, miyav miyav. Aç ağzını. Aç. Ne oluyor be? Aç, aç. Çiğne şimdi. Çiğne gül. Çiğne sen. Çiğne. Yut şimdi. Yuttum. Heh, gördün mü bak? Lokman boğazından geçti işte. Gel otur. Nereden çıktı bütün bunlar? Günlerdir sokaklardayım, it gibi çalışıyorum, it gibi sokaklarda yatıyorum. Sırf şu masayı sana kurabilmek için. Aşkından hamallık bile yaptım. Cık, yaparım lan aşkım benim. Ah mis. Çalışmaktan, hamallıktan var ya şuralarım olmuş taş taş. Bak, bak. Şöyle iki ovalasan da bir kendime gelsem ya. Oh, vay maşallah kerpeten gibisin gülüm be. Bas bas. Abla, yarın senin doğum günün değil mi? Bir şeyler yapalım, sürpriz bir şeyler. Hmm, olur tabii olur. Ama ne yapalım biliyor musun Şadiye? Böyle ailecek tatile çıkalım biz. Ya da olmadı en zenginlerin gittiği bir yerden böyle 5 kişilik yer ayırtalım. Bize de o yakışır yani. Kel başa şimşir tarak. Ya iyi de illa da öyle büyük bir şey yapmamıza gerek yok ki. Evet abla. Öyle büyük bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten insanlar küçücük bir şeyden bile mutlu olabilir. Babam evdeyken o aradığınız ufacık şeyden bile biz mutlu olamayız, anladınız mı? Ha, acık mutlu oluruz. Onda da böyle boğazımız düğümlenir, boğuluruz, anladınız mı? Ya sen bana bıraksan o işi. Ben babamı birkaç günlüğüne bir yere gönderirim. Nasıl olacakmış o? Sen bana bırak. Evet abla. Annem zaten yarın hoca efendiye gidecek. Ev toptan bize kalır. Tamam, peki. Oley! Oldu mu? Oldu, oldu. Peki anlarsa babam? Anlamaz. Baba! He? Baba, abimin çok ateşi var. Bir baksana. Derdiniz bitmedi, derdiniz. Ne oldu lan? Baba, abimin çok ateşi var. Boğazı da çok ağrıyor. Dışarıda da kaba kulak salgını varmış. Kaba kulak mı? Bir bakıver istersen baba. Ya baba. Ah, çok ağrıyor ya. Ne bakacağım lan kaba kulak geçirmedim. Bana bulaştıracaksın gerizekalı. Ben gidiyorum kasabaya. 2-3 gün gelmem. Doktor çağırmaya mı gidiyorsun baba? Ya ne doktoru yatsın 2-3 gün bir şey kalmaz. Ananıza söyleyin kasabada işim var benim. Yattığın yerden pislik bulaştırıyorsun. Allah'ın cezası ya. Gitti mi?
Gördünüz mü işte? Ev bize kaldı. Hadi o zaman parti hazırlıklarına başlasın. Hadi hadi hadi. Kardeşimsin. Ya dünyaya bir daha gelsem tekrar sizi seçerim kardeş olarak. Sizi çok seviyorum ben. Şu ileride ineceğim. Kapıdan çıkmanda bir daha giremezsin. Söyledim ben sana Deniz, değil mi? Öyle bir niyetim yok zaten. Öyle mi? Allah cezanı versin senin hayvan. Deniz, Allah belanı versin. Gel buraya. Yüzünü şeytan gel. Görsün seni. Gel hadi. Bir daha geleceksin sen bu kapıya değil mi? Geleceğim bir daha sen buraya. Deniz. Allah belanı versin seni. Yapıyorsun bunu. Dur. Bir gece istedim lan senden. Bir gece. Fırat'ın amcamla tanışmaya geldiği gece nasıl böyle bir rezillik çıkarırsın? Bir gece olsun. Lan dersin ya. Yarın bak. Sırası değil. Fazla bir gece olsun. Lazım. Bir gece olsun bu rezilliklerini ara versen. Ölürsün değil mi? Sırası değil dedim. Deniz, rezil oluyoruz hadi lütfen. Hadi. Lütfen. Sen amcanın yanına dön hemen. İnandığım için ben kendimi öldüreceğim anladın mı? Yeter. Her seferinde bu adam inandığım Narin, için tamam. Ben kendimi öldüreceğim. Hayvan! Hayvan! Öldürürüm. Dikin öldüreyim şunu ya. Pislik. Yeter artık ya. Bu kadar terbiyesiz, bu kadar egoist olunmaz ki. İlaç iyi geldi. Uyudu hemen. Beklemeseydin. Çok büyük bir şey kaçırmıyorum. Her şeye rağmen burası daha ilginç. Aileye takdim edildiğin gece böyle konuşma. Hiç yakışıyor mu? Sadece bir yemek. Abartıyorsun. Bana hiçbir şeyi sıradan göstermek zorunda değilsin. Irmak'a evlenme teklif etmek üzere olduğunu biliyorum. Hayır de. Lütfen ne evlenmesi de. Nereden çıkıyor bunlar da lütfen. Nasıl çıktın o çukurdan? Yani o korkunç yıllardan sonra nasıl kurtardın kendini? Avukat olduğunu duyunca seninle gurur duydum. Beni tanımadın sandım. Onca yıl sonra. Gece şu kapıdan girip seni gördüğümden beri Allah'ım.
allak bullak haldeyim ben. Irmağın yanında beni tanıdığını söylemek istemedin o zaman herhalde, değil mi? Beni tanımadın sandım. Ya da bilmem. Belki de herkesin içinde geçmişi deşmek istemiyordur dedim. Ama haklısın. Son görüşmemiz epey tatsız oldu. Onun için de... Geçmişi deşmek istemiyorum, evet. Cemil amca kayınpederi sayılır. Irmak çok uzun zamandır bu yemek için ince ince hazırlanıyordur. Git hadi. Narin. Şimdi de geçmişte de hiçbir zaman anlamadım zaten. Ama çok uzun zamandır bunu düşünmeyi yasakladım kendime. Hoppala. Ya kavuşma işlerini bırakıp sabah sabah bana niye geliyorsun kızım? İlla başımı belaya mı sokacaksınız benim? Allah Allah ya. Allah Allah. Şuradan bir çay olsun, bir kahve olsun. İnsan böyle bir şeyler yapıverir ya. Hayır, yeni hayatım bastı. Geleyim şu Picasso'nun yanında iki dakika böyle kafamı dinleyeyim dedim. Gördüğüm muameleye bak. Ayıp vallahi. Hayır yani, hiç mi hatırımız yok? Tamam, bir kahve yaparım sonra gidersin. Nişanlım var ya, o da geldi ha dün gece. Ay, ay ne tatlı, ne kadar asil bir kızdır. Vallahi bayıldım yani. Nazmi'den falan da bunun haberi yok galiba ha? Ay böyle yavrum geldi, sarıldı, marıldı bana böyle. Ama bilmesin, vallahi bilmesin yani. Yazık değil mi? Günah yani. Hmm. Kızım bak, para koparmaya geldiysen zor. Sergi var. Meteliğe kurşun sıkıyorum. Ben baştan söyleyeyim de boşuna çeneni yorma, tamam? Ben ne yapayım? Ya ben ne yapayım Picasso? Artık işe de çıkamıyoruz. Malum hanımefendi olacağız ya. Böyle sizlere layık insan olacağız ya. Hani. Nasıl dönecek ya bu işler? Hayır ben de istemem. Ya ben de istemem yani, ablam olsun, Deniz hanımefendiciğim olsun. Onların bizim geçmişte yaşadığımız o büyük ve ateşli aşkı bilmelerini ben de istemem yani. E o zaman ne olacak? Sen de bana yardım edeceksin, değil mi? Böyle atmışsın tezgahı yağlı kapıya. Oh, mis. Ha, demek sana para vermezsen Deniz'e her şeyi anlatacaksın. Ay hiç istemiyorum. Bak vallahi hiç istemiyorum yani. Ya ben ister miyim sizin o pembe panjurlu yuvanızın üstüne böyle kara bulut gibi çökmeyi? Ya ben o kadar kötü kalpli miyim ya? Kızım boşuna uğraşma. Herkes zaten her şeyi biliyor. Daha seni aramaya başladığımız ilk gece ben bir bir anlattım her şeyi. Huyunu bildiğim için anlattım, kurtuldum. Narin de Deniz de çoktan açtı olayı. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Nasıl ya? Ya bu karı bütün her şeyi bildiği halde ne yaptı? Dün gece geldi bana sarıldı mı yani, bu mu? Ya Şadiyeciğim. Şimdi anladın mı ona niye aşık olduğunu? Çaktın mı gülüm? Ya pes. Pes vallahi, bravo. Bravo Picasso. Ben alkışlıyorum yani, bravo. Ya bu ne kadar itrit, ne kadar poker surat ya. Sen sosyete karısına bak. Bir de bana böyle hiçbir şey çaktırmıyor ya. Ya ne yapacağız artık? Ne yapalım? Kahve. Hali olacağız yani. Kızım kapat şu bacağını, erkek insan var karşında. Ay ay aşkım benim, aşkım ne oldu, canım mı çekti? Hadi kızım iç kahveni, zıpla, çalışmam lazım benim.
Hala gitmedin mi kızım sen? Şadiye ne yapıyorsun kızım? Yapma güzelim. Yapma canım. Canım yapma diyorum. Tamam bak 3-5 bir şey daha çıkar şuralardan. Vereyim de git. Yapma. Güzelim. Allah cezanı versin sana. Ay. Ay. Deniz ablam. Ay hay Allah. Ya vallahi. Vallahi billahi Picasso'nun bir suçu günahı yok. Bak vallahi. Şu tuvale ben kör bakayım ki yok yani. Ay hay Allah. O zaman ben ne yapayım? O zaman ben gideyim sizi yalnız bırakayım değil mi? Deşme zamanı. Ay hay Allah Deniz ablam. Ölünceye kadar senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Picasso. Deniz, gerçekten bak vallahi gördüğün gibi değil. Bu para istemeye falan gelmiş benden. Ne zaman başladı bu ilişki? Hı? Ya da ben şöyle sorayım. Hiç bitmemişti değil mi? Yavaş, yavaş, yavaş. Bu apartman. Vallahi bravo size ya. Bu kadar çabuk sonuç alacağınızı hiç düşünmedim. Öyle biz zehir gibi çalıştık, zehir. Yalnız yüz tanımadıkiler de Metin'e acayip yardım etti. Baskı mı bu? Ama ben hiçbir şey yapmadım. Evde kimse yok. Yok yok. Biz Şadiye'yi arıyoruz. Burada oturuyormuş. Ablasıyım ben. Abla mı? Şadiye yok. Sabah erken taşındı. Taşındı mı? Nereye taşındı? Ben bilmiyorum. Ama ev arkadaşısınız sonuçta. Ne olur söyleyin. Nerede çalışır, ne yapar? Çalışıyor. Bir mağazada çalışıyor ama ben bilmiyorum neresi. Öyle mi? Mağaza mı? Ne mağazası? Bilmiyorum ben. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir bilginiz yok yani. Tamam Narin abla. Biz bunu resmi yollardan hallederiz. Sen sıkma canını. Ama yani olacak şey mi canım? Ev arkadaşı sonuçta. Nasıl bilmez? Tamam Narin hadi bak. Metin de zor durumda bırakmayalım. Hadi. Teşekkürler. İyi günler. Peki. Narin, hadi tamam artık üzülme ya. Ya buluruz Şadiye'yi, ne kadar zor olacak. Hem sen avukatsın bak, daha iyi bilirsin bu işleri. Hayır yani, ya gerçekten fahişeyse? O zaman gördüm ben onu. Ama inanmak istemedim tabii. Yani, ya kadın mağazada çalışıyor falan dedi. Tamam artık üzülme. Ayrıca fahişeyse de fahişe, sonuçta senin kardeşin. Ben bakayım şu videoya ya. Ben bir kere de anlarım onu. Yani fahişe miymiş, neymiş? Allah Allah. Bak bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.